Sabri, aşk işleri nasıl gidiyor? Sana ne abi, nasıl gidiyorsa gidiyor ya. İşine baksana sen. Benim de senetler var size. Bir arada onları yırsana. Vallahi böbreğim ağrı daha gülmeyken. Herkes de komik anasını satayım bu mahallede. Koçum. Koçum yok. Koçum, koçum yok. Koçum yok. Allah. Baba, sen de bunu boya. Bununla boyuyorsunuz mu? Anne, ya Ramazan'daki gibi bol sarmasak mı ya? Et de var, kim yiyecek sarmayı? Yok kızım, saralım, bol bol olsun. Damat da seviyor, bak ona çıkartırız. Ha. Peki, eti öylece haşlayalım mı yoksa nohutla, kuruyla falan mı karıştıralım? Biliyorsun, misafirimiz çok oluyor. Nohutla, fasulyeyle falan karıştırmayalım. Ne o öyle, kurban kesip derin dondurucuya atanlar gibi. Misafirimizin önüne bol bol koyalım, yesinler güzelce. İyi. Bu sene şey yapamıyoruz. Yani kurban kesemiyoruz. Ben bu eve gelin geldiğimden beri her sene kurban kestik biz oğlum. Baban rahmetli olduktan sonra sen de hiç aksatmadın. Ne oldu, bir şey mi oldu? Bu Erkut'un meselesi bizi çok zorladı anne. Yani boşa koydum da olmadı, doluya koydum almadı. Yani ben de daha borca girip kurban kesmek de istemedim açıkçası. Tamam oğlum, tamam. Sen sıkma canını. Cenab-ı Allah biliyor, olduğu zaman kesiyoruz. Anam benim, Allah seni başımızdan eksik etmesin. Olur, kurban olur. Ah. Hayırdır inşallah. Anam, gelmiş konsantre asker. Erkut Özkayalı, İstanbul Emrilik Komutanı. Oğlum geldi, aslanım geldi. Biz seni akşama bekliyorduk oğlum. Geldim işte anne ya, ne haber kız? Ha? Öpeyim anne. Yenge, ne yapıyorsun ya? Hoş bulduk. Konsantre asker demiyorlar. Bize poşet ya da sallama çay diyorlar. Ama ben bordo bedelliği tercih ederim. Vallahi yedik askerliği geldik ya. Gören de 2 yıl sınırda askerlik yaptın sanacak. Yemişmiş. Abi be. Bir hoş geldin yok mu abi ya? Hoş geldin. O askere gitmeden önce yaptığın sürprizi de sonra konuşacağız. Bayram öncesi canımız sıkılmasın şimdi. Aynen. Hiç gerek yok can sıkmaya abi ya. Hiç tadımız kaçmasın. Konuşmasak daha iyi yani. Boş verin ya bunları abi. Vallahi bak ben sizi biriyle tanıştıracağım. Hadi bir kalkın, dışarıda bekliyor. Aa. Lan oğlum 3 hafta askerlik yaptın geldin lan. Hemen arkadaş yapıp peşine takıp getirdin mi? Vallahi hem de ne arkadaşlıklar yaptım be abi. Yemin ederim ayrılırken Survivor'dan elenmiş gibi ağlıyorduk ha. Hadi abi ya, hadi gel. Oğlum hadi, el alemin çocuğunu kapıda mı bekleteceğiz? Hadi. Hadi gel gel. Hadi. Hadi hadi, bir şey olmaz, gel. Kalk hadi kalk. Gel ya. Tövbe estağfurullah. Giy ayakkabını. Ya gel abicim gel. Kapat gözünü. Yok. Daha neler oğlum? İyi tamam, kapatma gel. Gel. Ne oluyor ya? Nerede oğlum bu adam? Ta 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 ta. Ana! Anne gel gel. Ne oldu? Ama. Leylem benim ya. Rabbim dualarımızı kabul etti. Ay kurban olsun da. Gel kız gel. Rıza görüyor musun? Kocaman bir şey bu. Kaç para verdin buna? Ya yenge ucuza geldi ya. Bir asker arkadaşı yaptım abi. Karslı bir çocuk, böyle 10 numara, çok kral çocuk. Babası İstanbul'a gelmiş. Hayvan getirmiş yani. Ben de onlarla geldim. İndirimde yapınca aldım işte. Ya biliyorsunuz ben iyi parayla gittim askere. Ya mahallede elini öpmediğim kimse kalmadı. İşte sonra Sabri'den borç alınca işte son gece Kadir abi kapıya dayandı falan, bir tatsızlık yaşandı ya. Yani içime sinmedi, o parayı harcayamadım. İşte devremde güzel bir indirim yapınca
bu senenin hayvanı da ben alayım dedim ya. Oy kurban olsunlar sana. Gelin hadi bir kaba su koy, ben de içeriden marul falan getireyim. Hayvancağıza verelim. Tamam hadi. Hadi kız sen de öp beni. Öp de git. Hadi yalla. Yalla. Hadi gel bakalım. Ne diyorsun kızım? Ya şimdi ben doğru mu anladım Muhsin amca? Biz rakip şirkette rekabet etmek için Kerem'le Modamu'nun yüzü olacağız. Ve hayatın içinden doğal bir şekilde ürünlerimizi tanıtacağız. Aynen öyle. Şimdi elime düştün Kerem Bey. Ya bence harika bir fikir. Bu fikir kimin aklına geldi? Kerem'in aklına geldi değil mi? Şirkette isimler önemli değil. Önemli olan senin de bunu beğenmen ve kendi işinmiş gibi benimsemen. Çok güzel. Gerçekten çok güzel olacak. Yani biz Kerem'le bu işin üstesinden geliriz. Evet, gerçek hayattaki bir doğallığınızı, sevginizi aktarın yeter. Hiçbir suni diye oyuna gerek yok. Harika bir tanıtım çifti olacağız değil mi Kerem? Evet, evet baba. Harika olacak. Rifat Efendi, gör bakalım. El mi yaman, bey mi yaman hep birlikte göreceğiz. Ben şu sırağı söyleyeyim de hazırlıklara başlasın. Sen de ne meraklıymışsın ünlü olmaya. Şan şöhret lafını duydun, unutuverdin derslerini, sınavlarını. Vallahi şan şöhret falan istemiyorum. Ünlü olmak gibi bir merakım da yok. Yani evde gidip ben Yelda Hanım'la vakit geçireceğimi, burada bu iş için çalışırım daha iyi. Sen ne oldu, bir gerildin mi ya? Bu ortamlar senin aşina olduğun, rahat olduğun ortamlar değil mi? Ciddi ciddi benim senden etkilendiğimi düşündün ya, aklıma geldikçe gülüyorum ya. Vallahi ben de hislerime güvenmeyi tercih ediyorum. Ama bakalım son gülen kim olacak? Ya bir şey soracağım, yanında oturuyorum diye sen heyecanlanıyor musun şu an? Samet Bey, eğer rahatsız etmeyeceksem 5 dakikanızı alabilir miyim acaba? Tabii tabii, buyurun lütfen. Biliyorsunuz dün Modamu'daki ilk maaşımı aldım. Onunla da size böyle küçük bir hediye alayım istedim. Aa, ya hiç önemli değildi. Buna hiç gerek yoktu. Hiç önemli değil olur mu? Yani siz daha ne yapacaksınız Samet Bey? Burada çalışmak benim hayalimdi. Siz bu hayali gerçekleştirdiniz. Sonra Volkan Bey küçük bir iş için beni yanına asistan olarak aldı. Anlayacağınız ben rüyada gibiyim. Ne güzel.
kadar bu pembe rüyalar.